Selam arkadaşlar yeni video hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber uzun bir aradan sonra tekrardan takas videosu ile daha beraber şimdi bugünkü takas videosunda şunu konuşacağız en hızlı ve en kolay şekilde nasıl bir eşyadan kar edersiniz Bunlara değineceğiz ama tabii ki de bunları ben çok özet bir şekilde sizlere geçeceğim. Çünkü eğer bunları ben size tamamını anlatmaya çalışırsam yani video 2 saat olur 3 saat olur. Çünkü biliyorsunuz ki rokelikte takas konusu bayağı detaylı bir konu. En alt başlığı bile en az bir 10-15 dakika konuşuldu. O yüzden ben bu genel konuyu sizlere 10-15 dakikada özetleyerek püf noktalarını anlatmaya çalışacağım. Bu arada video stok bir video olacak. Önceden atmıştım ben bu video kanalı ama çok az kişi ulaştığı için tekrardan üzerine eline eklemeler yapıp sizlere sunacağım bir video. Bunu da söyleyeyim o zaman direkt videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce aşağıdan video beğenmeyi ve kanala hala abone 2-3 saniyesi ayırıp kanalı abone olup bir de zil butonunu açarsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bunu niye her videoda söylüyorum? Çünkü bizim kanalımıza abone olan kitle sadece yüzde %30 diğer %70 kitle bu videoları izliyor ve kanala abone değil. Son olarak da Discord'da çekişimiz var. Onu da çok kısa göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi Discord'da fenek çekiş yapıyoruz. 322 kişi katılmış ve son bir günü kaldı arkadaşlar. Şurada daha önceki fenek çekişimizde de verdiğimiz eşyaları göstereyim. Buna katılmak için de yapmanız gereken tek şey Discord'a gelmek. Aklınızda bulunsun. Bakın mesela Hex vermişiz. Böyle bir sürü eşyada veriyoruz Discord'da çekişte. Discord sunucumuzda da hepinizi bekliyorum. Linki açıklama kısmında var. O zaman lafı çok uzattık. Kusura bakmayın Direkt videomuza geçelim. Çeki işte fenek vereceğim. E, feneyi nasıl yapacağız? Yani fenek yok biliyorsunuz şu an elimde ben gideceğim şuradaki bakın envanter düzenlen gösterim 1050 kredim var 1050 kredinin 750'siyle ile 750 kredi bütçe ayıracağım Fener almaya çalışacağım Olmadı 800 krediye kadar çıkacağım. 750-800 kredi arasında feni alacağım. Ve feni alırken de aynı zamanda işte sizlere hangi eşyaları takas yaparsanız böyle daha hızlı ansat yaparsanız. işte hangi eşyalar daha hızlı gidiyor. Hangi eşyalar daha karlı. Onlardan bahsedeceğim. İşte hangi disco sunucularını ilan veriyorum. Nasıl veriyorum falan filan tarzında video olacak. Böylece feneyi de sizlere vermiş olacağım. Canlı şekilde alarak. O zaman direkt şimdi takaslarımıza geçelim ama önce ilan verin Şimdi tarayıcımıza geldik. İlk başta fenek alacağımız için feneğin fiyatına bakmamız lazım. O yüzden buraları detaylı anlatacağım. E, ee, Rocket sitesine giriyoruz arkadaşlar. Burada PC platformu seçeceğim ben PC oyuncusu olduğum için. Site bir şurada yüklensin. Bir de bakalım fenek çıktı direkt. Gördüğünüz gibi son 24 saatteki trend eşyalar Trend eşya aratmayacaksınız. Buraya fenek diyeyim trend değil. Yazıyorsunuz 700-900'e çıkıyor. Ben şimdi şöyle ilan vereceğim. Bizim bütçemiz 750 ya. Bakın 750-900 krediye fene alabiliriz. Şöyle yapacağız. 750'ye normal feni almaya çalışacağım. 250'ye de şablonu almaya çalışacağım. Şablon fiyatı 200-400. 500 yapım bedeli var. 250'ye şablonu alırsam eğer 500'e de yaparım 750'yi yine kapatırım. O yüzden buraya geliyorum. Rocket League yazıyorum. Bu arada şöyle güzel bir şey de var. Onu da çok kısa göstereyim. Bakın burada bunu çok kişi bilmez. Takas bulucu var arkadaşlar. Siz diyelim e, 750 krediniz var. 750 yazıyorsunuz buraya. Buraya da fenek yazıyorsunuz. 750 krediye fenek satanları gösteriyor. Pardon bir dakika yanlış yazdık. Buraya fenek yazacaktık. Buraya 750. Şimdi olması lazım. Bakalım çıkacak mı? Bak mesela bir tane çıktı. Fenek 750 kredi istiyormuş. Bakalım doğru mu? Doğru abi. Böyle ama bayağı bir kişi scammer yazmış Bunlara da dikkat etmeniz lazım Tabi böyle takasları aratabiliyorsunuz Diyelim siz atıyorum e, zomba istiyorsunuz ne bileyim kaç krediniz olsun 100 krediniz olsun Buradan 100 kredi işte zomba satanları şey yapabiliyorsunuz aratabiliyorsunuz olayı bu Şimdi buradan fene kalacağız ya biz ilan vermemiz lazım ama ilan vermek için ilk başta feneyi kaça satıyorlar ona bakacağız Buradan fenek diyorum. İşte sertifikası yok. Rengi yok. Buradan I want this item değil. I have this item diyeceğim. Fiyatı buradan alacağız. Eğer bir şey satın almak istiyorsak. Bir şey satmak istiyorsak da. Fiyatı I want this item deyip e, şey yapacağız. Aratacağız. O yüzden ben buna tıklıyorum. Item tipi item diyelim. Şimdi bakıyorum 700'e istiyor. Tamam güzel. Bunu çok zor bu arada 700'e alması. 800 istiyor. Ee, bakıyorum. Bakın 800 yine 830 ya bayağı veriyorlar fene ama biz 750'den alma çalışacağız o yüzden buraya ne yapacağız geleceğiz new e. buraya fenek yazacağız tamam mı fenek aynı zamanda vansa pardon burası e, fenek istiyoruz buraya kredi yazıyoruz 750 diyoruz buraları dediğim gibi detaylı göstereceğim bilmeyen arkadaş için buraya da add me i'm online yazıyorum beni adamlar daha kolay eklesin diye Epic'te ID yazıyorum. Bunu yazdım. Steam Epic Games yazıyorum. Şimdi bunu koyduk tamam mı? 750'ye koyduk falan. Bir de e, Blueprint belki alabilirsek diye. Blueprint de şey oluyor işte şablon oluyor. Şimdi Blueprint şuradaymış. Bakın şuraya tıklıyorsunuz. Ondan sonra bakın Blueprint oluyor. Kredi de 250 yapıyorum çünkü bizim bütçemiz e, 750. Buraya da Edmi I'm online Epic ID Gal yazıyorum ve burayı da tıklıyorum şimdi adamların gelmesini beklemeyeceğim diyeceğim ya. bir tane mesajımız var şunu bir e, okuyalım ne gelmiş bakalım I have fun act diyor do 8 diyor no 750 was my offer diyor. benim teklifim 750 idi diyorum şimdi böyle böyle işte adamlardan feneyi almaya çalışacağız feneyi alırsak ben yine orada takası açarım geliyorum Şimdi sırada benim takas yaptığım işte disco sunucuları ilk başta kendi sunucumuza başlayalım. Kendi sunucum bu arada e, siz de takas yapabiliyorsunuz ama şöyle bir olay getirdik. E, gördüğünüz gibi burada işte rolleri var insanların ve burada takas yapabilmeniz için altın rolü almanız lazım. Altın rolü demek de seviye 5 demek sunucuda. Bunu niye yaptık? Çünkü insanlar işte geliyor, çete hiçbir şey yazmıyor. İşte dolandırmaya çalışıyor milleti. Bunun önüne geçmek için burada takas yapabilirsiniz arkadaşlar. Altın rolü alıp. Şimdi burayı gösterdim. Rocket League'in kendi doğrulanmış Disko sunucusu var. Ben PC'de olduğum için trading PC diyorum. Mesela buraya işte her ne bileyim şu adamınkini kopyalayalım mesela bir dakika. Mesela örnek göstermek için şu anda vereceğim ilan. Have Interstellar One 1900 isteyebiliyoruz. rl Insider var. Buraya da yapıştır ilan verebiliyorum. Bakın Trading PC kalınlığı karıştırmayın. Ondan sonra Rocket League Garage var. Buraya da aynı şekilde ilan verebiliyorum. Ondan sonra Rocket Planet var. Buraya da yine aynı şekilde ilan verebiliyorum. Ve en sonunda da Rocket Türkiye var. Şuradan da göstereyim. Bakın RL Takas Trade'den Buraya da ilan verebiliyorsunuz Şöyle yapıp tabi ben bunu şimdi şey yaptım ama Bakın adam direkt yazmış abi Mi 850 fenek diyor. Oğlum ben ona ilan vermedim zaten Şu 5 sunucuyu e, alın Benim sunucumu da alın buralara ilan verebiliyorsunuz Şimdi şöyle bir takas yapacağız Fenek'i alamadık 750 Ama fenek şablonu alacağız 250 krediye fenek şablonunu da 500 krediden e, Fenek'e dönüştüreceğiz yani toplamda ee, 750 kredi harcamış olacağız. Ama şunu bilmiyorum. Şablonlar dönüştürüldükten sonra takaslanamıyorsa yani bir nevi bokelik yedik. Umarım bir bakalım şöyle fenek şablonu. Ee, tamam bir sıkıntı yok. Bakın burada gördüğünüz gibi yapım bedeli diyor. Yapım bedeli 500 kredi. Şablon fiyatı 200-400. Yani biz 250 aldık ya, bir de 500 kredi harcayıp bunu normal feneye dönüştüreceğiz. Ee, abi sende fazla vardı. Bir tane tekerlikle atabilirsin. Valla... Atamam kardeşim ya diyelim şuna. Çünkü bak bu çocuğu atarsam ne olur biliyor musun? Ya yani siz de istersiniz saklı olarak. Abi sen o çocuğu atıyorsun. Bize niye atmıyorsun olur konu. Tam Fenek şablonu okey. Bir sıkıntımız yok. Fenek şablonu aldık. Şimdi bunu göster diyorum. Şimdi yap diyorum. Yapmak için 500 kredi verecek misin diyor. Verdim. Abi bakalım umarım feneğimiz şeydir. Siz söyleyin adını. Tamam abi feneğimizi aldık. Bunu çekişle vereceğiz. Mis gibi 750 kredi paşalar gibi feneği aldık. Şimdi ana konumuza dönelim. Takasta en karlı alsat eşyaları hangisi? Evet gördüğünüz gibi feneği aldım. Bundan sonra işte gittim canlı canlı sizlerle gösterdim. Ne takaslar yaptım işte hangi aşamalardan geçtiğimi feneği almadan önce. Şimdi bundan sonra videonun kısmı şu olacak. İsteyenler burada kapatabilir video. İşte hangi eşya daha fazla katlatıyor. Onları değişeceğiz ama bana videolarda çok soru geliyordu işte a bu ncvr ne ncr ne nca ne diye Onlara çok kısa değineceğim bakın buradan geliyorum şimdi kaliteyi Buradan ne yapıyorum biliyor musunuz ender yapıyorum bakın ender yaptım Şimdi bana soruyorsunuz ya ncr nedir işte ncr non create demek yani sandıktan çıkmayan Nadir demek ve bu eşyaların bir özelliği var çok kolay satılıyor ya diğer nadirlere göre çok kolay satılıyor o yüzden Bakın mesela bu NCL nereden anlıyorum? Bak çünkü Ender Boyama yazıyor altında da takas yazıyor. Ama buna bakıyorum hız serisi yazıyor. Serisi varsa bir eşyanın ve altında bakın şu takas yapılamaz yazıyor. Görüyorsunuz orayı. Takas yapılamaz yazıyorsa bu eşya takas edilemez demektir. Şimdi buna tıklıyorum bakın takas oluyor. Bunları birleştiriyorum. Bunları birleştirince ne verecek bana görelim Bir adet NCVR verdi. Bakın nereden anlıyorum ncvr olduğunu. Hiç bilmeyen arkadaş için bunları gösteriyorum. En son dedim. Şimdi burada onu bulmam lazım. En son ha şurada buldum. Bakın takas oluyor gördünüz mü? Buna tıklıyorum. Bu sefer bana bunları atıyor. Tabi ben bunları birleştirmeyeceğim. Çünkü NCVR'lerin e, değeri şöyle söyleyeyim. 30-50 kredi en kötü ihtimal NCVR'leri 30 kredi satıyorsunuz. Ama benim size tavsiyem 40'a satın arkadaşlar NCVR'leri. NCR dediğimiz arkadaşlar da işte 5 tane NCR bir tane NCR ya onları da gidin işte ondan satmaya çalışın satamıyorsanız 5'ten satın 5 zararlı olur ama deneyin şansınız Şimdi buradan NCR'lerin de 5 tanesi ithal yapıyor Şimdi bir tane NCI bulalım yani non credit import işte dediğimiz şey bakın Şöyle göstereyim. Mine takas yapılabiliyor. Buna geliyorum. Bak takas yapılamaz yazıyor. Gördün mü? Buna tıklamda ne yapacak? Bu eşya takas, takas edilemez diyecek. Buraya geliyorum mesela. Bak takas oluyor. Ondan sonra şuna geleyim. Bak serisi var. Takas yapılamaz. Olmuyor. Buna tıklıyorum. Bundan da 5 tane yaparsam her bir tane egzotik elde ediyorum. Bunların da fiyatı ortalama arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. E, ee, 50 ile 70 arası değişebiliyor. 50'ye satabiliyorsunuz her türlü ama benim size tavsiyem 60'ı zorlayın 70'e satmanız çok zordur 60'ı zorlamaya çalışın Ama 50'ye de satarsınız yani Şimdi necağı'ya geleyim bende necağı yoktur ama Şöyle bakalım çok kısa Şimdi Egzotik diyorum bakıyorum Takas yapılamaz bakıyorum bakıyorum bak bunların hiçbiri olmuyor Şöyle hızlıca geçiyorum ya Büyük ihtimal çıkmayacaktır ama ama bulamadım yok bende mesela bak hiç necağı yok Pardon NC yok ya İşte NC olmadığı zaman ne yapacağım Bunların fiyatı hem düşecek Hem de satılabilirliği azalacak Yani bu adamlara ben bunları satamam Çünkü hepsinin bir serisi var Ve o yüzden de trade up olmuyor Bunları birleştirdiğimizde de Bize oyun bir tane Kara borsa veriyor Kara borsanın ne bilmeyenler için çok kısa gösterim şu arkadaşa biz karaborsa diyoruz Böyle parlıyor ya mor mor çok cazip bir şekilde gözüküyor güzel Bu da karaborsu oluyor şimdi bunu gösterdim Bir de sol olarak şuraya geliyorum İşte çok hızlı en kolay satılan eşyaları göstereyim Bakın zaten burada bize ipucu veriyor site Son 24 saatteki trend eşyalar diyor Mesela zomba olabilir Çabuk satılan eşyaları söylüyorum zombayı alın şey, Dair wolf olabilir ben çok önermiyorum ama site önermiş Onun dışında Draco'yu önerebilirim Draco kolay satılan bir şey Draco olabilir. Ee, onun dışında anodizet önerebilirim. Şu eşya anodizet oluyor. Arabanızı böyle pas parlak yapmaya falan yarıyor. Ondan sonra dediğim gibi NCR e, sandıktan çıkmayan Ender. CVR alın sandıktan çıkmayan çok nadir. NCE ve NC bunların hepsi kolay satılan eşyalardır. Onun dışında pahalılardan dediğim gibi fenek var. E, Cristiano olabilir. Cristiano'yu da şöyle göstereyim. Bu saydıkların hepsi kolay satılan eşyalar başka söylebileceğim şey hipnotik olabilir. Çok böyle kolay satılmaz ama gider. Bu saydım 4 tane sandıktan çıkmayan eşya çeşitlerini. Dikkat edin arkadaşlar. Sandıktan çıkmayan nadir, çok nadir, ithal ve egzotik. Bunların fiyatlarını da zaten söyledim. Şu anda da ekrana yansıtıyorum. Bunlara dikkat edin. Onun dışında da başka sorunuz varsa yoruma yazabilirsiniz. Çekiş şartlarını da zaten videoda belirttim. Onun dışında bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdilik benden bu kadar olsun. Hoşça kalın.